Karpışar seminerimize hoş geldiniz diyorum. Bugünkü seminerimizde karpışar yöntemleriyle su miktarı tayin üzerine biraz duracağız. Kısaca kendimi tanıtayım öncelikle. İsmim Hatice Gürbüz. Medlar Toledo firmasında antik bölüm sorumlusuyum. Bugün sizlere dediğim gibi karpışar yöntemleriyle su miktarı üzerinde bazı detaylı bilgiler vereceğim. Çok ayrıntıya girmemeye çalışacağım ama sorunuz olursa yine seminerin sonunda iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle Karpfischer kimdir aslında? Ondan biraz bahsedelim. Karpfischer Alman kimyager biliyorsunuz. 20. yüzyılın başlarında yaşamış. Yaptığı çalışmalar sonucunda 1935 yılında su miktarı tayini ile ilgili bir makale yayınlamıştır. Bulduğu bu yöntem aslında su içeriğinin tespitinde birinci yöntem olarak kullanılmaya hala devam etmektedir. 85 yıldır aynı yöntemi kullanmaya devam ediyoruz. Yeni bir yöntem bulunana kadar da zannediyorum kullanmaya da devam edeceğiz. Neden kullanıyoruz peki hala aynı yöntemi? Ona da birazdan bahsedeceğim. Aslında Karpfischer yöntemi yani su miktarı dediğimizde aklımıza gelebilecek bütün sektörlerde bu yöntem kullanılmaktadır. Kimya sektöründe petrokimya, ilaç, enerji, plastik, gıda özellikle, kozmetik, boya ve çok daha fazla ürünlerde yine bu yöntem kullanılmaktadır. Peki su miktarı deyince aslında biz neden su miktarına bakıyoruz? Su aslında bizim ürünlerde istemediğimiz bir şey. Şöyle örnek verelim. Ne için bakıyoruz suya? Raf ömrünü tespit etmek için kullanıyoruz aslında bu yöntemi. Güvenlik sebebiyle maliyet kontrol açısından, kalite kontrol laboratuvarlarında yine kalite kontrolü sağlamak amacıyla bu yöntem kullanılmaktadır. Gıdadan örnek verelim. Raf ömrü tespitinde mesela numunemizin içerisinde çok fazla su varsa aslında bu o ürünün raf ömrünü etkileyen bir unsurdur. Ne kadar su varsa o kadar ürünümüz daha çabuk bozulabiliyor. Örnek olarak mesela makarnanın raf ömrüyle atıyorum işte top kekin işte ya da ıslak kekin raf ömrü aynı değildir. Yani şöyle de bir sonuca varıyoruz aslında burada. Ne kadar su varsa aslında o kadar da koruyucu ürünlere ekleniyor. Onu da bir dipnot olarak belirtelim. Yine aynı şekilde raf ömrü ya da işte ürünün bozulmasını etkilemesi açısından ilaç ürünlerini de örnek verebiliriz. İlaçta da yine aynı şekilde ürünümüzde ne kadar su varsa ilacımız o kadar çabuk bozulacaktır. Güvenlik dedik. Güvenliği aslında su nasıl etkiliyor? Dediğimiz gibi su bizim istemediğimiz bir şey. Örnek olarak petrokimyadan yine örnek verelim. Madeni yağlarda madeni yağ üreticileri yine aynı şekilde su miktarına bakmak zorundalar. Belli bir seviyenin altında olması gerekiyor üretilen ürünlerde. Eğer o seviyenin üzerine çıkarsa madeni yağ neye sebep olur? Aslında nerede kullanılıyor? Bildiğiniz gibi uçak motorlarında, araba motorlarında aslında hareketli tüm metal aksamlarda madeni yağlar kullanılıyor. Eğer belirlenen standartların üzerinde ise içerindeki su bu durumda kullanıldığı motoru daha çabuk bozacaktır. Yine dediğim gibi ömrünü kısaltacaktır kullandığımız motorların diye ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde plastikten belki örnek verebiliriz. Örnek olarak ne diyelim? Elektrik kabloları diyelim. Yine elektrik kabloların üretiminde su miktarına bakılır. Eğer belli bir değerin üzerindeyse kullanılan elektrik kabloların üzerindeki plastik daha çabuk deformasyona uğrayacaktır. Yine bu da bizim güvenliğimizi etkileyen önemli bir konu. Maliyet kontrolden bahsedelim. Maliyet kontrol su nasıl etkiler bizim maliyetimizi? Diyelim ki bir ürün üreteceğiz. Ham madde alıyoruz. %1 su olmasını istiyoruz. Şu an tamamen örnekliyorum. Eğer o ürünümüzü kontrol etmezsek ve içerisinde %2 su varsa
tonlarca aldığımız için aslında baktığımızda suya para vermiş oluyoruz. O açıdan giren tüm ham maddelerin yine su miktarına bakılması veya nem de olabilir. Su miktarına bakılması maliyet kontrol açısından yine önemlidir. Devam edelim. Peki su miktarına bakıyoruz. Neden karfişer yöntemi? Onun üzerine biraz durmak istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre su miktarı karfişer yöntemi en yaygın kullanılan su miktarı tayinidir. %79, %80'e yakın bir oran var gördüğünüz gibi. Çoğunlukla bütün laboratuvarlarda yine karfişer yöntemi kullanılmaktadır. Alternatif yöntemler yok mu? Var. Evet, GCMS, NIR ya da işte nem tayin gibi kurutma kaybından yola çıkarak su miktarı tayini yapılabilir. Ama hiçbiri karfişer kadar seçici, direkt suyu tespit edebilen yöntemler değildir. Devam ediyoruz. Suya seçici demiştik karfişer yöntemi. Neden? Çünkü hem serbest hem de bağı suyu tespit edebiliyoruz. Yani bu yöntemle numunenin içerisindeki serbest hali ya da bağlı suyu belirlenebilir. Mesela bağlı su kurutma yöntemiyle tespit edilemez. Bu açıdan avantajlı bir yöntem. Çalışma yaptığımızda arda arda çalışılan numunelerde relatif standart sapma dediğimiz çok daha düşük çıkar. Yani yüksek tekrarlanabilirlikle numuneleri çalışabiliyoruz. Çok özür diliyorum. Yine izlenebilir bir yöntem. İzlenebilirlikten kastımız ne? Validasyon yapabiliyoruz, doğrulama yapabiliyoruz. Yani doğrulamayı nasıl yapıyoruz? Yine bu cihazlarda farklı markalar üretmiş olduğu su standartları bulunuyor. Bu su standartları ile işte %1'lik olabilir, 100 ppm'lik olabilir, %10'luk olabilir. Değişik piyasada su standartları var. Bunlarla çalıştığımızda cihaz ve sertifikada bulunan limitler içerisinde sonuç bulduğumuzda aslında hem yöntemi doğrulamış oluyoruz, valide etmiş oluyoruz, hem de sonuçlarımızın sağlıklı olduğundan, doğru olduğundan emin olabiliyoruz. Yine bir diğer durumda karfişer yöntemi için ölçüm aralığı oldukça geniştir. Yani 1 ppm'den %100'e kadar bütün numunelerde bu yöntem kullanılabilir. Yani çalışma aralığı oldukça geniş ve çok hızlı bir yöntem. 1 ila 3 dakika arasında size sonuç verebilir. Tabii ki uygun kimyasallar ve uygun ortam oluşturulduğunda. Devam ediyorum. Peki karfişer yöntemleri aslında belki bazılarınız bilir. Aslında iki aynı reaksiyondur ama uygulanabilirliği açısından iki yöntem söz konusu. Birincisi volümetrik titrasyon yöntemi, ikincisi kulometrik titrasyon yöntemi. Bir şey hatırlatmak istiyorum bu arada. Kullandığımız bazı kelimeler İngilizce olacaktır sunumda. Gördüğünüz gibi one two component ya da with without diaphragm gibi. Çünkü bunlar yerleşmiş terimlerdir ve mesela bir kimyasal aldığınızda ya da işte kullanacağınız bir şey aradığınızda bu kelimeler karşınıza çıkacaktır. Hani burada Türkçesini çevirmek çok uygun gelmedi bana açıkçası. O açıdan sorun çıkacağını düşünmüyorum. Volümetrik yöntem ve kulometrik yöntem diye iki tane başlık altında topluyoruz. İkisinin arasındaki fark nedir peki? İkisinin arasındaki fark analiz sonucu. Şöyle söyleyeyim. Bu cihazların ya da bu yöntemlerin bakabildiği su miktarı. Volümetrikte 100 ppm'den %100'e kadar su bakabilirken kulometrik yöntemle normalde 1 ppm diye geçer. 1 ppm'den %5'e kadar su miktarı tayini yapılabiliyor. Tabii bu sınırlar diyelim ki %5 çok kesin sınırlar değildir. Bu optimum çalışma aralığıdır aslında. Yani %5'in üzerinde de %6'ya da kulometrik cihazla
bakabiliyorsunuz. %7'ye de bakabiliyorsunuz ama tekrarlanabilirlik biraz daha yüksek düşük olabilir. Yan tarafta gördüğünüz sembol şeklinde sadece çizimler var. Kolometrik yöntemin reaksiyon kabını burada görüyorsunuz. Volümetrik yöntem reaksiyon kabını burada görüyorsunuz. Daha detaylı diğer sunumlarımızda, diğer slaytlarda daha detaylı inceleyeceğiz. Öncelikle kolometrikten başlamak istiyoruz. Daha sonra volümetrikle devam edeceğiz. Kısaca kolometrik cihazımız bu şekilde görünüyor. Karpışar yöntemi bir titrasyon yöntemidir. Yani bildiğimiz bir ürünle bilmediğimiz bir ürünü tepkimeye sokarak sonuçta bilmediğimiz ürünün miktarını tespit ediyoruz. Kısacası bu şekilde özetleyebiliriz. Ancak kolometrikte gördüğünüz gibi genel titrasyonda kullanılan büret, yani titrantın olduğu büret burada yok. Sadece bir tane ölçüm hücresi bulunuyor, elektrotlar bulunuyor, reaksiyon gerçekleştiği de sadece bir tane reaktif var. Volümetrikte ise yine geleceğiz, titrant büretimiz bulunuyor. Burada mavi ile gördüğünüz ölçüm elektrodumuz, biraz şöyle yakınlaştırıyorum. Mavi ile gördüğümüz reaksiyon sonucunda değişen milivoltu, yani milivolt değişimlerini ölçülmesini sağlayan mavi elektrottur. Şu bölümde gördüğünüz jeneratör elektrottur. Jeneratör elektrot aslında adı elektrot ama aslında bir aparat. İyodun oluşmasını sağlayan, daha doğrusu redoks titrasyonunun indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonun oluşumunu sağlayan bölgedir, aparattır. Şurada reaksiyon kabı gördüğünüz gibi. Çok detaylı anlatmayacağım. Karpışar reaksiyon mekanizması nasıldır? Onun üzerine biraz duralım. Aslında burada su iyotla reaksiyona giriyor. Jeneratör elektrot, şurada bahsetmiştim. Yani şurada. Jeneratör elektrotta aslında iki bölüm bulunuyor. Anot bölümünde, katot bölümünde. Dediğim gibi redoks titrasyonu, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonun oluştuğu yer. İyot aslında Karpışar reaktifin, yani kolometrikte kullanılan reaktifin içerisinde bulunan bir şey değil. Daha sonra jeneratör elektrot tarafından oluşturulan bir ürün. Yani iyodür. Şurada görebiliyorsunuz. İyodür. İyoda yükseltgenerek iyoda dönüşüyor. Elektrik kimyası olarak oluşmaktadır. Yani normalde reaktifin içerisinde yok. Yine kolometrik cihaz mutlak bir metot olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir iyot olmadığından dolayı, daha doğrusu reaksiyona girebilecek iyot olmadığından dolayı büretimiz de yok. Hazır bir iyodumuz da yok. Yani titrantımız yok aslında ortada. O yüzden herhangi bir faktörleme işlemi bu cihazda ya da bu yöntemde kullanılmaz. Yani kolometrik yöntem tamamen mutlak bir metottur. Nasıl çalışır? Şurada görebiliyorsunuz. Sanırım şöyle 10.721, bu sayı sabittir. Kulomb oluştuğunda bu 1 miligram suyla suyun reaksiyona girdiğini bize gösteriyor. Burada kulomb zaten fiziksel bir terim, biliyorsunuz. 1 saniyede 1 amper akım tarafından oluşturulan yük miktarıdır. Çok buralarda durmayacağım. Elektrokimyasal olarak %100 etkin bir yöntem. O yüzden bu cihazın faktörlemeye ya da işte şeye ihtiyacı bulunmaz. Mutlak bir metottur. Ne kadar kulomb oluşursa o kadar suya denk gelir şeklinde
formülde bize su miktarını zaten veriyor. Devam edelim. Sadece bu cihazda doğrulama yapılabilir. Bu hani standartla bakılır. Hani faktörleme, hani nasıl validasyon yapacağız diyebilirsiniz cihazımıza. Burada sadece su standartıyla doğrulama yapma imkanınız var. Devam edelim. Bahsetmiştim, jeneratör elektrodun anot bölümü bulunuyor. Bir de katot bölümü bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz alt bölmede kırmızı bölüm, bunlar platindir bu arada. İyot oluşumu gerçekleşir. Jeneratör elektrodun iç bölümü de katot bölümüdür. Burada da hidrojen oluşumunu gözlemleyebilirsiniz. Mevcut cihazı olanlar ya da görmüş olanlar burada hava kabarcığının oluştuğunu gözlemleyebilirler. Hatta bazı kişiler kaynadığını da söyleyebilir. Burada hidrojen gazının çıkışı ile elektrodun çalıştığını ve reaksiyonun gerçekleştiğini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Elektrotları inceleyelim. Daha doğrusu bu cihazda kullanılan jeneratör elektrot tiplerinin üzerinde biraz duralım. Çünkü en çok soru ya da kafa karışıklığı bu noktada oluşuyor. Numunemiz için diyaframlı elektrot mu kullanmalıyız, diyaframsız elektrot mu kullanmalıyız? Bunun tespiti biraz zor. Tamamen numuneye bağlı. Diyaframlı elektrot üzerinde biraz duralım istiyorum. Şu şekilde. Diyaframlı elektrot kapalı bir sistem olarak çalışır. Alt bölümde diyafram dediğimiz bir katman vardır. Yani bir sınır vardır. Katot bölümü ile anot bölümü birbirine karışmaz ve sınır zaten bir bariyer oluşturur. Burada yaptığımız şey katot bölümüne katot çözeltisini ilave etmek. Zaten reaksiyon kabının içerisine koymuş olduğumuz anot çözeltisi de reaktifin kendisini oluşturuyor. Diyaframsa göre biraz daha hassas bir elektrottur diyebiliriz. Diyaframsız elektrotta ise o bariyer ortadan kalkar. Gördüğünüz gibi tamamen açıktır. Farklı kimyasal kullanımına gerek kalmaz. Yani katot çözeltisine burada ihtiyaç yoktur. Katot bölümü dediğimiz elektrodun içerisine çıkan platin bir tel diyelim ya da çubuk diyelim. O burada hidrojen çıkışı, yani o kaynama dediğimiz bubble'ın çıkışı bu bölümde gerçekleşir. Hava kabarcıklarının çıkışı alt bölümde de yine anot bölümünün olduğu yer şurada yine platindir. Karşılıklı şöyle diyebiliriz. İyot burada oluşur, iyot yine burada oluşur. Buradaki diyaframsızın dezavantajı nedir? Onu karşılaştırmak için aslında yan yana koyduk burada. Anot bölümün diyaframsız elektrotta iyot oluştuktan sonra tekrar bariyer olduğu için katot bölümüne geçemez ve iyodüre dönemez. Yani ne oluştuysa odur ve oluşan iyot suyla reaksiyona girebilir. Yani çok çok düşük ppm'lere burada inebiliriz. Ancak diyaframsız elektrotta ise oluşan iyodürden oluşan iyot tekrar bariyer olmadığından dolayı tekrar katot bölümüne geçip iyodüre geri dönebilir. Ama cihaz iyot oluşturduğu ya da o klomp oluşacağı için, o yük miktarı oluşacağı için onu sanki suyla reaksiyona girmiş gibi zannedip biraz daha yüksek su bulma ihtimali var. Ben iyodumu ürettim, o da zaten suyla reaksiyona girdi sonucuna varır cihaz aslında. Geri döneni hesaplayamaz. Bu konuştuğumuz aslında çok çok düşük ppm'ler. Yani belki 4-5 ppm etkileyebilir sonucunuzu. Ama dediğim gibi çok çok düşük ppm'lere bakıldığında bu tekrarlanabilirliği etkileyebilecek bir faktör. O yüzden dediğim gibi jeneratör elektrodun seçimi tamamen numunenizin yapısına ve beklediğiniz su miktarına göre değişecektir.
Gerçekte nasıl görünüyor? Şu fotoğrafları inceleyelim. Yukarıda görmüş olduğunuz diyaframlı bir elektrot, aşağıda görmüş olduğunuz diyaframsız. Dediğim gibi bu tamamen açık platin tel diyoruz biz buna. Burası anot bölümü, burası da katot bölümü. Birbirine açık bir ortamdır. Yani oluşan iyot geri kaçabilir. Yukarısı da dediğim gibi bu da diyaframlı bir elektrot. Bariyer vardır. Katot bölümüyle anot bölümü birbiriyle temas halinde değil. O yüzden oluşan iyot tamamen %100 suyla reaksiyona girebilir. Peki hangi elektrodun avantajları, dezavantajları neler? Onlar üzerine biraz geçelim. Dediğim gibi diyaframsız elektrot 30 ppm ve üzeri için daha uygundur diyebiliriz. Avantajı ne? Sadece bir reaktif kullanımı söz konusu burada. Yani katot çözeltisi ve anot çözeltisi olarak iki reaktif kullanmak zorunda değilsiniz. Daldırırsınız tek bir çözeltiye ve analize başlarsınız. Kullanımı daha kolay, temizliği ve bakımı daha kolay. Diyaframsız elektrodun avantajları neler diyelim? Çok daha hassas çalışmak istiyorsanız, yani 10 ppm'ler, 5 ppm'ler, 15 ppm'ler çalışmak istiyorsanız bu elektrodu seçebilirsiniz. Eğer numuneniz direkt olarak çözülmüyorsa, diyelim ki attığınız reaksiyon kabının içerisinde direkt olarak çözülmüyorsa ve çözücü olarak kloroform, toluen gibi ekstra solventler ilave etmek zorunda kalırsak, bu durumda aslında diyaframlı elektrot kullanılması daha iyi olur diyebiliriz. Bir de keton içeren numuneler varsa yine diyaframlı elektrodu tercih ediyoruz. Genel olarak ekranda ki grafiğimiz bu şekilde görünür. Ortamda su varsa İlk olarak ölçeceğimiz millivolt değeri 500-600'lerden başlar. Su yavaş yavaş tükenmeye başlar, biter ve tamamen yok olduğunda ya da işte belli bir seviyenin altına düştüğünde zaten analizimiz sona erer. Burada karfişelde yine kullananlarınız bilir. Önemli olan drift değeridir. Gördüğünüz gibi drift değeri 1 dakikada tepkimeye giren su miktarıdır aslında. Bu drift değerine göre biz analizi cihazı başlatırız ve sonlandırırız ya da kendisi otomatik olarak sonlandırır. Drift neden önemli? Biraz ondan kısaca bahsedeyim. numunemizi koymadan önce tamamen ortamdaki reaktifin içerisinde veya reaksiyon kabının içerisindeki nemin, havanın tamamen kuruması gerekiyor ki biz numune attığımızda sadece numunenin içindeki suyu algılayabilsin ve sadece bize onun sonucunu versin. Eğer daha önce başlatırsak, yani ortamdaki nemi de hesaba katacağı için su miktarımız yüksek olacaktır. O yüzden cihazı kullanırken önce pre-titration, şöyle diyeyim, pre-titration adımı vardır. Bu ne demek? Analize başlamadan önce diyor ki cihaz bize ya da yöntem, sen çalışacağın ortamın suyunu tamamen gidermek zorundasın. Ondan sonra ben sana aslında çalışman için izin veririm. Yani pre-titration dediğimiz ön titrasyonla önce kabın içindeki su tamamen giderilir. Onu da nereden anlıyoruz? Drift değerinden anlıyoruz. Dakikada reaksiyona giren su miktarımız eğer 10 ppm, onun altına düşerse, yani neredeyse sıfıra değerine gelirse, o zaman diyor ki cihaz bize artık başlayabilirsin. Butonlarımız aktif hale geliyor. O zaman numune attığımızda sadece numunenin içindeki su miktarını tespit edebiliriz. Volümetrikte farklı olarak titrantımız burada mevcut. Reaksiyon yine tamamen aynı. Burada aslında iki basamaklı bir reaksiyon, ancak günün sonunda suyla reaksiyona giren her zaman iyottur. İyotun suyla reaksiyona girebilmesi için öncelikle ortamda
farklı kimyasalların olması gerekiyor. Neler onlar? Sülfür dioksit, baz ve solvent dediğimiz genellikle metanol oluyor. Burada bizim için önemli olan, aslında hepsi önemli de, solvent numunemizin çözücüsü olarak hem reaksiyona giriyor hem de numunemizin çözücüsü olarak görev yapıyor. Genellikle dediğimiz gibi kuru metanol, metanol dry olarak da geçer kimyasallar. Burada metanol eğer çözücü olarak tam işe yaramadığında ekstra solventler de ilave ediyoruz. Ama ekstra ilave ettiğimiz solventler burada metanol gibi reaksiyona direkt olarak girmiyorlar. Sadece numune çözücüsü olarak işlev görüyorlar burada, ama kullandığımız metanol direkt olarak şeye zaten giriyor. Burada bazdan bahsettik. Baz dediğimiz aslında ortam pH'ını belli bir seviyede tutmayı sağlayan bir ürün. Daha önceleri, yani ilk yıllarda diyelim, Karpfscher'in ilk bulduğu reaksiyonda kullanılan baz aslında pirilindi. Ama pirilin biliyorsunuz kanserojen ve toksik bir ürün. O yüzden son 20 yılda, belki 20-30 yılda olabilir, kullanımı oldukça azaldı. Onun yerine şu anda kullanılan baz, yani bütün Karpfscher reaktiflerinde kullanılan baz, imidazol dediğimiz bir ürün. Bu kullandığımız baz aslında bizim ortamın pH'ını sabit tutmamızı sağlıyor. Ortam pH'inden bahsettik. Ortam pH'imiz ne olmalı? Gördüğünüz gibi 5 ila 7 arasında olmalı. Eğer pH'imiz düşük ise reaksiyon gerçekleşmez. Yani 5'in altından az ise, asidik bir ortamsa reaksiyon gerçekleşmez. 7'nin üzerinde ise bu sefer de yan reaksiyonlar gerçekleşir ve bulmak istediğimiz su miktarı ya azdır ya da çoktur. Dediğim gibi sağlıklı sonuç elde edemeyiz. Bizim için optimum değer 5 ila 7'dir. Volümetrik Karpfscher cihazının görüntüsü diğerinden farklı olarak, ya aynı aslında ama burada ekstra büretimiz söz konusu. Reaksiyona girecek olan iyot büretin içerisinde. Yine milivoltu ölçen elektrodumuz burada. Reaksiyon kabımızda yine aynı şekilde burada. Jeneratör elektrodumuz burada yok zaten. Direkt olarak iyodu. Zaten su miktarı yüksek olacağı için rahatlıkla damlatıp titrasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Genel olarak volümetrik Karpfscher'de kullanılan titrantlar yine markadan bağımsız olarak 1, 2 ve 5 değerinde titrantlardır. 1, 2, 5 ne demek? Genellikle %85 kullanılır. Titrantımızın 1 mililitresi 5 miligram suyla reaksiyona giriyorsa bu bizim titrantımızın gücünü gösteriyor. 1 mililitresi 2 miligram suyla reaksiyona giriyorsa bu da bizim ikili olan titrantımızdır. Bunu da hatırlatmak istedim. Her zaman yeni açılan taze titrantımız normal gücünden %10 daha fazla çıkar, daha fazla üretilmiştir. Çünkü neden? Zamanla volümetrik KF reaktifi zamanla içerisinde iyot bulunduğundan dolayı hem sıcaklıktan hem nemden hem ortamdan giderek bozulacaktır. Örnek veriyorum, 5.5 olarak açılır. İlk şişi açtınız. Değerini, gücünü bulmaya çalışıyorsunuz. 5.5 ile açılır. Giderek düşer. 5.2, 5, 4, 9, 4, 8 derken 4.5'e kadar iner. Şişeden üzerinde kullanabileceğiniz limitler mevcut. 5 için örnek veriyorum. 4.5 ile 5.6 arasında reaktif düzgün çalışır. 4.5'in altına düşerse isterse şişe yarım olsun, o reaktifi artık bu analizde kullanamazsınız. Çünkü dediğim gibi doğru sonuç vermez. Faktörden bahsettik. Bir reaktifin gücünü nasıl tespit ediyoruz?
bir metresi dediğim gibi 5.5 ya da 5.25'i bulmamız lazım öncelikle. İyot olduğundan dolayı her gün ve her gün bu değer değişecektir. Her günde faktörleme yapmak zorundasınız. Özellikle ilaç sektöründe çalışıyorsanız ya da ilaç sektöründe bir analiziniz varsa. Kimya sektörü haftada bir yapar ama ilaçta ise mutlaka ve hatta çok sık kullanılıyorsa her vardiya başı, yani günde 3 defa mutlaka faktörleme yapılması gerekiyor. Faktör nedir? Faktör miligram bölü mililitredir. Yani su miktarı bölü sarfiyat olarak diyebiliriz burada. Nelerden etkilenir? Dediğim gibi havadaki nemden etkilenir ve sıcaklık değişiminden etkilenir. Olur da soğuk bir ortamda yaparsanız, yani laboratuvar daha ısınmadan yaparsanız bulacağınız faktörle normal oda şartlarına geldiğinde bulacağınız faktör birbirinden farklı olacaktır. O açıdan biraz daha standart oda koşullarında çalışırsanız uğraşmak zorunda kalmazsınız. Daha sağlıklı sonuç elde edebilirsiniz. Devam edelim. yine karpişer volümetrik reaktifi seçerken karşınızda one component, yine bu konuda çok soru geliyor tarafımıza. One component ve two component olarak reaktifler ikiye ayrılır. Hangi durumda one kullanacağım, hangisinde two kullanacağım diye bazen seçilemeyebiliyor ya da yanlış seçimler olabiliyor. Aslında tam bir sınır yok ama ne olduğunu önce bir görelim. One component'te titrantın içerisinde hani bürek dediğimiz o kırmızı bölüme koyduğumuz titrantın içerisinde iyot var, sülfür dioksit var, bir de imidazol, yani baz var. Solvent kısmı tamamen farklı bir şişede ve reaksiyon kabındadır. Yani reaksiyon kabında numuneyi çözücü olan metanol tek başına orada durur ve farklı bir şişeden alırız. O şekilde diyelim. Reaksiyonda ise titrant bürekten gelir. Two komponentte ise titrantın içerisinde sadece iyot ve metanol vardır. Reaksiyon kabının içerisine koymuş olduğumuz solventin içinde ise bu sefer baz, metanol ve sülfür dioksit bulunur. Genellikle one komponentle çalışıyoruz. Daha stabildir. Daha tekrarlı bir sonuçlar elde ederseniz, ama two komponent de daha hızlıdır. Ya aradaki fark o şekilde. Hani burada seçim tamamen numuneye göre değişir. Numunenize bakmanız gerekiyor. Eğer analiziniz biraz uzun sürüyorsa, numune miktarınız, su miktarı biraz fazlaysa, hızlandırmak isterseniz two komponentli seçebilirsiniz. Ama genel olarak one komponentliyi tercih ediyoruz. Çalışması biraz daha kolay. Kulometrikte olduğu gibi volümetrikte de gördüğünüz gibi ön titrasyon adımı bulunur. Şöyle ön titrasyon, biraz daha şöyle arttırayım. Ön titrasyon adımı bulunur. Ön titrasyonla kabın içerisinde ve metanol içerisinde olan su miktarı önce tamamen giderilir. İçinde su kalmadığından emin olduktan sonra cihaz sizin artık start butonları aktif hale gelir, çalışmanıza izin veriyor demektir. Numunenizi atabilirsiniz. Bu işlemden sonra standby pozisyonuna geçer. Cihaz bütün gün bu şekilde açık kalabilir standby'de. Yani her zaman çalışmaya hazır bir vaziyette bekliyor. Burada da anlık olarak, yani online olarak dakikada o anda havadan giren havadan nem girebilir. Sonuçta bir vakum altında çalışmıyoruz. Yani ne kadar da kapalı olsa sistemimiz, tamamen iyi de izole edilmiş olsa contalarla, hortumlarla, işte her neyse, yine de bir miktar hava girecektir ve nem girecektir. O da biraz driftimizi yükseltebilir. Ama şöyle bir şey var. Cihazın formülünde kompansasyon dediğimiz bir şey bulunuyor. Analize başlarken ki belli bir süre cihaz diyor ki evet, dışarıdan bu kadar nem giriyor, ben de bunu tespit ettim. Numuneye attıktan sonra
o tespit ettiği o drift değerindeki suyu, yani havadan giren nemi aslında numuneden çıkartıyor. Tamamen yine numuneden kalan, numune içerisindeki suyu burada tespit edebiliyorsunuz. Sırayla şu şekilde standby, start'a bastık. Biraz uygulamalı olsun. Add sample diyor. Numunemizi ekliyoruz. Bu arada eğer cihazınız teraziye bağlı ise herhangi bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Otomatik olarak sample size kısmını, yani numune miktarı giriş kısmına teraziden numune miktarı otomatik olarak buraya gelecektir. Hani burada yazım yanlışları ya da işte ne bileyim virgül hatası gibi sıkıntıları zaten yaşamazsınız. Tekrar etmek zorunda kalmazsınız. Olur da böyle şeyler yaşanabiliyor bazen. Karşılaşıyoruz. Virgül hatası oluyor. Beklediğin su miktarı işte ne bileyim 10 kat fazla çıkıyor gibi. Terazi bağlanırsa cihaza otomatik olarak numune miktarı buraya gelir. Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Analiz başlıyor. Burada da kulometrikten farklı olarak y eksenimizde titrant sarfiyatını burada görebiliyoruz. Burada da yine zaman grafiğimiz var. Başlarda reaksiyon hızlı hızlı, en sonunda artık su bitmeye yakın tamamen bizim grafiğimiz düzleşiyor, paralel hale geliyor. Yani artık titrant sarfiyatı burada gözükmüyor. Bunu göstermişken mevcut cihazı olanlar, kullananlar için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Olur da Kalfşer grafiğiniz bu şekilde değil de biraz daha şunu çizerek anlatayım ben size. Böyle değil de şöyle devam ediyorsa, şöyle gitti, varsayıyorum şu anda. Bu şu demektir, yan reaksiyon oluşuyor demektir. Yani ya da numuneniz çok çok az, yani yavaş çözünüyor demektir. Yani su miktarını, içindeki suyu bırakamıyor. Bu durumda ne yapmalısınız? Yan reaksiyon oluşuyorsa ekstra, bunun farklı sebepleri olabilir. Kullandığınız cihaz uygun olmayabilir. Daha doğrusu belki fırın yöntemine ihtiyaç duyabilirsiniz. Veya solventi değiştirebilirsiniz, reaktifi değiştirebilirsiniz. Ona geleceğim birazdan. Ya da işte eğer yavaş çözünüyorsa burada ekstra solvent ilave etmeniz gerekebilir. Diyelim ki madeni yağ çalışıyorsunuz, numuneniz tam çözünmedi ve yavaş yavaş bırakıyor suyunu. Bu durumda da ne bileyim ekstra kloroform ilave edilebilir. Geleceğiz yine bunlara daha sonraki slaytlarda. Hani grafik buradayken göstermek istedim. Burada karşılaştırmalı, kulometrik ve volümetrik, evet, hangi aralıklarda hangi relatif standart sapmalarla çalışıyoruz onu görelim istedim. Gördüğünüz gibi kulometrik için %5 demiştik, işte 6-7'ye kadar %0.5 sapmayla çalışabileceğiniz aralık %5 ile, gerçi burada biraz daha 6-8 gibi göstermiş. 100 ppm arasında rahatlıkla en iyi sonucu alabiliyorsunuz. Burada ise volümetrikte %100 ile 1000 ppm'e kadar 0.5 sapmayla çalışabiliyorsunuz. Bizim için şu aralık da uygun derseniz daha aşağıda inebilirsiniz. Yine aynı şekilde. Burada aslında şeyle ilgili, numune içerisindeki su miktarına göre aslında analize sokacağımız numune miktarı değişkenlik gösteriyor. Eğer numune içerisinde su miktarı azsa, ppm seviyesinde ise ben içerisine çok fazla su atarak, yani işte 200 miligram atacağıma 500 miligram atarak, 2-3 katı atarak aslında burada standart sapmamı yükselterek şu alana aslında sokabilirim. Burada bir sorumuz olacak.
Karpışar reaksiyon için bahsettik. İdeal pH aralığımız nedir? A 4-6, B 5-7 ve C 6-8. Anketi başlatıyorum. Cevaplarınızı alayım. Evet, burada cevabımız 5 ile 7 olacaktı. %86'lık bir oranda doğru cevapları elde ettik. Diğer sorumuza geçelim. Numunemizin içerisinde diyelim ki aşağı yukarı 50 ya da 60 ppm su bekliyoruz. Hangi yöntem bizim için daha uygun olur? Cevap arkadaşlar kolorimetrik yöntem olacaktı. Çünkü 100 ppm'in altında bolümetrik yöntemle sağlıklı sonuç alamıyoruz. Ppm seviyesinde kilometrik yöntem daha hassas olduğu için daha sağlıklı olacaktır. Devam edelim. Karpışar reaksiyonunda su ile aşağıdaki ürünlerden hangisi tepkimeye girmektedir? A. İyot, B. Metanol, C. imidazol yani baz. Yine yüksek oranda doğru cevap geldi. Evet, iyotla su reaksiyona giriyor. Diğerleri sadece ortam pH'ini oluşturmak ve çözücü olarak reaksiyona yardımcı ürünler ama asla reaksiyona giren iyottur. Devam ediyoruz. Numune hazırlamakta bazı sıkıntılar olabiliyor. Onun üzerinde kısaca değinmek istiyorum. Titrasyon ancak su serbest kaldığında gerçekleşir. Yani uygun solvente ihtiyacımız var. Ekstraksiyon olabilir, buharlaştırma yöntemi olabilir. Yani 3-4 farklı yöntemimiz burada bulunuyor. Biraz hızlanalım. Şimdi eğer numunemiz çok zor çözünüyorsa, yani metanol yeterli değilse, farklı solventler dediğim gibi burada ilave etme şansımız var. Eğer numunemiz hiç çözünmüyorsa, örnek olarak gıda sektöründen şeker diyebiliriz. Yani şekerli ürünlerde de su miktarı bakılıyor. Şeker için su banyosu mutlaka kullanılması lazım. Veya içine atamıyorsak dışarıda ekstraksiyon yöntemi belki kullanılabilir. Yine numunemiz çözülmüyorsa en iyi çözüm aslında fırın kullanmaktır. Karpışar cihazına bağlayacağımız bir fırınla numune içerisindeki su miktarını buharlaştırıp reaksiyon kabına gönderebiliyoruz. Çözünmenin dışında eğer yan reaksiyon oluşuyorsa yine karpışar fırını en uygun çözüm olacaktır. Ama yine özel reaktifler de burada bizim işimizi kolaylaştırabiliyor. Hangi solventleri neler için kullanıyoruz? Hekzanol, dekanol kullanılabilir. Özellikle numunemiz yağlı ve uzun zincirli hidrokarbonlar içeriyorsa birebir oranında bu solventleri kullanabiliyoruz. Birebir ne demek? Diyelim ki 50 mililitre bir ortamımız var. Bunun 25 mililitresi metanol olacaktır. 25 mililitresi de dekanol olabilir. Yine organik numunelerimiz varsa veya çok kirli yağlarımız varsa maden kullanılmış yağlara da bakılıyor mesela kullanılmış madeni yağlar, motor yağları. Bunların çözünmesi biraz daha zordur sadece metanolde. Bu durumda kloroform kullanıyoruz. Kloroform burada ikiye bir oranında kullanma şansımız var. Yine toluyen kurtarıcımız petrol ürünlerinde yine ikiye bir oranında kullanma imkanımız bulunuyor. Dediğim gibi şekerli ürünler, gıdada protein içeren ürünler, şeker ve katı ürünler metanolde direkt olarak çözünmez. Bunun için de kullanacağımız solvent formamid olacaktır. Birebir oranında eğer yine de çözülme sorunu olursa ikiye bir oranında atabilirsiniz. Yani biraz daha formamidi arttırabilirsiniz burada. Ama mutlaka yine su banyosuna da ihtiyacınız olacaktır. Hani fırından ziyade 50 derece 60 derecelik bir ortamda su banyosundan kastım şudur. Termostat ceketli beherlerimiz bulunuyor. Suyu
dışından geçirip ortamı ısıtabiliyoruz. Bu durumda da yani çözülmeyi burada hızlandırma imkanımız bulunuyor. Homojenizatörden bahsettik. Katımızı eğer dışarıda parçalayamıyorsak, direkt atmamız gerekiyorsa, daha doğrusu dışarıda parçaladığımızda çok çabuk havadan nem kapabiliyorsa, yani o parçalama imkanımız bulunmuyorsa, diyelim ki ilaç tableti, dışarıda örnek verdim sadece, dışarıda ezip toz haline getiremediğimizden dolayı behrin içine atıp, şu ürün sayesinde homojenizatör diyoruz biz buna, kabın üzerine yerleştiriyoruz. Direkt olarak içinde parçalanabiliyor. Tam çözülme sağlanıyor ve analiz süremiz de yine gayet kısa, hemen sonuç alabiliyoruz. Fırın sisteminden bahsettik. Fırın sistemi, bunu reaksiyon kabı olarak düşünebilirsiniz. Fırın sistemi burada. Bir ısıtma aparatımız bulunuyor. 300 dereceye kadar çıkabiliyoruz. Numunemiz burada. Herhangi bir solventimiz yok. Tamamen cam viyelin içerisine numunemizi koyuyoruz. Taşıyıcı gaz, azot gazı olur. İşte normal hava da olabilir aslında. Taşıyıcı gazla birlikte buharlaşan su veya solventler de buharlaşabilir. Yani sadece su değil. O ısıyla farklı şeyler de çıkabilir. Onların tamamı buharlaşan ürünler reaksiyon kabına gelir. Burada da seçici olduğundan dolayı, iyot sadece suyla reaksiyona gireceğinden dolayı yine rahatlıkla su miktarına bakabiliyoruz. Bu yöntemle kesinlikle yan reaksiyon herhangi bir şey söz konusu değil. Çünkü sadece suyu buraya gönderiyoruz. Fırın için özel bir reaktif bulunuyor, karpışar reaktifi. Şuraya koyduğumuz normal kombi klomat, fritis gibi bir şey değil. Oven'ın kullanılması gerekiyor. Çünkü sürekli hava akışı olacağından ve burada hava kabarcı olacağından bazen metanol içinden buharlaşabiliyor. Daha stabil oven'ı kullanırsanız o buharlaşma, yani geri gitme olmayacağından dolayı daha rahat çalışma imkanınız olabiliyor. Taşıyıcı gaz kullanıyoruz dedik. Taşıyıcı gazın mutlaka nem tutucudan geçmesi gerekiyor ki azot gazın içerisinde, yani dışarıdan gelen herhangi bir gazın içerisinde su bulunacağından dolayı o suyu bizim önce bir kurutmamız lazım. Onun için moleküler sıvı kullanıyoruz. Periyodik olarak da değiştirilmesi gerekmektedir. En fazla maksimum 2 ay kullanılabilir. Ondan sonra yenisiyle de değiştiriyoruz. Mevcut kullanılmış ve suya doymuş nem tutucuları fırında kurutabilirsiniz. Silika jelden ziyade moleküler sıvı kullanılmasını biz tavsiye ediyoruz. Moleküler sıvının da fırında etüvde kurutulma sıcaklığı 200-250 derece arasındadır. Direkt yenisini de koyabilirsiniz. Burada fırında dikkat edeceğimiz şey sıcaklıktır. Her numune için çalışma sıcaklığı birbirinden farklı olacaktır. Çünkü her numunenin suyu bırakma sıcaklığı farklıdır. Amacımız burada en kısa sürede bozulma olmadan suyumuzu açığa çıkartmak olmalıdır. Şu grafikte gördüğünüz gibi bu folik asitin çalışma grafiği. Bu ürün için en uygun sıcaklık aslında 150-160 derecede suyunu bırakıyor. Daha yüksek bir sıcaklığı ayarladığımızda metotta, bu durumda o ürünün dekompozisyonu, yani bozulması gerçekleşecektir. O yüzden sıcaklığımızı ayarlıyoruz. Tabii ki deneme yanılma yöntemiyle değil, elimizde bulunan kütüphaneden metotları, her ürün için farklı metot oluşturabilme şansınız var. Mesela burada ne demiş? Polipropilen için 160-180 derece, işte folik asit için 160 derece, kalsiyum sülfat için 300 derece gibi ya da çinko peroksit için 200 derece. Farklı farklı yüzlerce numune için çalışmalar yapılmış. Hepsi için ideal sıcaklık belirlenmiştir. Olur da sorunuz olursa yardımcı oluruz. İletişime geçmekten çekinmeyin lütfen.
Fırının görüntüsü tabii pek fırına benzemiyor ama bu bir fırın, otomasyonlu bir fırın. Şuraya görmüş olduğunuz bölmeler, çoklu çalışma sistemi diyoruz biz buna. Otomatik olarak şurada numunelerimizi ekliyoruz. Sadece bir tek tuşa basmamız yeterli. Ondan sonra sırayla numuneleri alıyor ve sonucu bize veriyor. Şu görmüş olduğunuz bölüm nem tutucuların yani kurutucuların olduğu bölüm. Azot gazı geliyor buradan, ikisinden de geçiyor. Nemini bırakıyor. Ondan sonra sisteme geliyor. Burada fırınımız bulunuyor şunun içerisinde. Otomatik olarak numuneyi alır, ısıtır ve öbür taraftan cihaza transfer eder. Fırınımızdan bahsettik. Bu da otomasyonsuz, manuel bir fırın. Sadece tek numuneyle çalışabiliyorsunuz. Kullanımı da çok basit. Yine aynı mantık burada da devam ediyor. Azot gazımız kurutuculardan geçiyor. Kurutuculardan geçiyor. Haznemiz bu. Şu şekilde cam bir hazne. Buharlaşan su yine reaksiyon kabına geliyor. Bütün fırınlarımız hem volümetrik hem de kulometrikle çalışabilme imkanı var. Çalışabiliyorsunuz. Yağ reaksiyondan bahsedelim biraz. Eğer numune içerisinde keton varsa, keton metanol ile reaksiyona girerek su açığa çıkmasını sağlar. Bu da beklediğimiz sudan %20-25 gibi daha fazla su miktarı bulmanıza sebep olacaktır ki bu da zaten bu istediğiniz suyu bulamayacaksınız demektir. Bu durumda özel kimyasal kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde aldehitler de ikinci yan reaksiyona sebep olarak su tüketirler. Bu durumda da düşük su elde edersiniz. Yani her iki durumda da asıl sorununuzu bulamazsınız. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki normal volümetrik reaktifi ya da kulometriki kullanmıyorsunuz. Reaktiflerin yanında K varsa bu aldehitte ketonlar için uygun olandır. Yine volümetrikte de aynı şekilde yanında mutlaka K olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum 5K ya da 2K demiştim ya 1, 2, 5'li diye volümetrik reaktifler var. Onun yanında K varsa bu yan reaksiyonlar için uygun olan titrantlardır. Aradaki fark nedir? Bu reaktiflerin içerisinde metanol yok. Onun yerine etanol var. Etanol da reaksiyona girmiyor. Aslında o kadar basit. Ortam pH'inden bahsetmiştik. Ortam pH'ını aslında biz bufferlarla yani imidazol bir buffer aslında burada. Buffer görevi görüyor. Stabil hale getiriyoruz. Ancak numunemiz çok asidikse veya çok bazikse reaktifin içindeki imidazol bize yeterli gelmez. O yüzden ekstra bizim buffer ilave etmemiz gerekiyor. Örnek olarak diyelim ki çok attığımız numuneyle ortam pH'i yükseldi. Bu durumda benzoik asit veya salisilik asit ilave edersek pH'i 5 ve 6, 5, 7 arasına düşürebiliyoruz. Aynı şekilde eğer numunemiz çok asidikse buffer bas kullanılarak yine ortam pH'ını yükseltiyoruz bu durumda. Şeyden bahsedeyim. Mevcut kullananlar için karfişer elektrodunun grafiği normalde eğer elektrodun ucu temiz ise yani temiz bir elektrodunuz varsa şu gördüğünüz pembe renkli, pembe fuşya her neyse grafik elde edersiniz. Yani ilk numuneye attığınızda okuyacağınız milivolt 550 civarında olacaktır. Ortam pH, ortam milivoltu ilk başladığında 550 ise o zaman elektrodunuzda sıkıntı yok. Daha doğrusu ilk drift yaptığında, pretitrasyonda yani ön titrasyonda okuyacağınız değer ilk başladığınızda. Ama 650 ve üzerinde ise bilin ki elektrodunuz burada kirlenmiştir. Mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Aseton rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peçete kullanabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz diğer bir şey de elektrodun platin uçlarının
birbirine yaklaşmaması ve değmemesi. Eğer değerse kısa devre olacaktır. Yani zaten 0 milivolt ölçeceksiniz ve hiçbir şey yani doğru ölçmeyeceğinizden dolayı sürekli titranttan bir iyot eklemesi olacaktır ve çözeltinizde reaksiyon kabının rengi kolaya dönecektir ya da işte demli çay gibi olabilir. Eğer elektrodun uçları değerse onları tırnağımızla düzeltiyoruz. Yaklaşırsa da yanlış milivolt ölçecektir. Yani burada amacımız elektrot uçlarının birbirine paralel olması. Bunu da hatırlatmak istedim. Kullanacağımız standartlar konusunda bilgilendirmek istiyorum. Piyasada 10'luk standartlar var, 1'lik var, 0-1'lik var ve genellikle yağlı numuneler için kullanılır. Yani numuneniz yağ ise bu durumda bu standardı kullanmanız uygun olur. Yani 50 ppm'in altında bir değer. Bunların hepsi sıvı. Katı olarak kullanmak isterseniz standart sodyum tartarat en uygun olacaktır. 15.66 genellikle volümetrik karpüşer titratörü ya da yöntemi sodyum tartaratla biz valide ediyoruz ve doğrulamasını hatta faktörlemesini yapılmasını tavsiye ediyoruz. Fırınımız varsa şayet fırın içinde özel olarak %5'lik katı standartlar mevcut. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı sıcaklıklarda çalışabileceğiniz. Sunumumuzun sonuna geldik ve son soru. Gördüğünüz gibi fırın yöntemi aşağıdakilerden hangisi için fırın yöntemi kullanılması zorunludur? Madeni yağ, ilaçtaki tablet ya da plastik polipropilen diye. Cevaplarınızı alalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, sonuçlarımız da geldi. Sunumu burada bitiriyorum. Bunlar yardım Medler Toledo'nun sayfasına girip alabileceğiniz kaynaklar. GTP titration dediğimiz iyi titrasyon uygulamaları, sadece karpüşer değil, normal asit baz titrasyonları, redox, işte farklı farklı çöktürme gibi farklı titrasyonların detaylarını bulabileceğiniz kaynaklar ya da titrasyonun ABC'si gibi kaynaklarımız da mevcut. Kayıt olup bunlara ulaşabilirsiniz. Sorunuz olursa da yine bana buradan ulaşma imkanınız bulunuyor.